Sayın Başkanım, Sayın Komiser Muhtarım, Sayın Üyeler Muhtarım, Sayın Diğer Katılımcılar, İstiyatımızın kıymetli resimler, değerli sporcular. Hakkara Gençlik ve Spor İlgülü'nün Vali Programı'nda yer alan ve Türkiye Boks Federasyonu Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu 15 Temmuz yiyeklerini alan Boks Müsabakalarına hoş geldiniz. Asıl sorumlular ediyoruz. Sayın Üçlü ve İstiklal Başkanı okuması, protokol konuşmaları, kupa takipliğini ve müsabakalara geçirilir. Öncelikle sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Ulan Dere Mustafa Kemal'de tüm mesleği arkadaşlar için bir dakika saygımızla ve İstiklal Başkanı okumaya davet ediyoruz. Şehitlerimiz ve gazilerimiz 15 Temmuz gecesi cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yaptı. Hiç şüphesiz ki şehitlerimiz kaderlerindeki ünsal yerlerine daima umutla gireceğiz. Artık her yıl 15 Temmuz defalarında belirli şehitlere almak üzere şimdilerin gönlüne yardım için hatıralarından gelecek nesillere aktaracağız. 15 Temmuz'da meydanlara tüm Mücahitkale'de İstiklal Savaşı'nın olduğu gibi tüm memleketle tek tek olmuş iradesinde bir hafta hareketi yetinmeyen büyük Türk cemaatı büyük Türk cemaatı vardır. Bu darbe girişiminde milletimiz tüm öbür yıl önce hareketle olduğu gibi bu cumhurbaşkanı vatan olarak sahiplerle konusunda kararlar ortaya koyacak. Milletimiz o gece 1741 önce sözde 1969 yılında İstanbul'un olduğu gibi Anadolu topraklarında şifaya
gördüğümüz tüm dünyaya baktığımızdır. Milletimiz bu ülkeyi böyle ülkeye saldırılar karşı Çanakkale'de Cumhurbaşkanı'na cevap verdiğinde 15 yılında da aynı cevabı vermiştir. Türkiye'yi karşılayanlarının devletin eğitim hamleliklerini sanarak 15 yılında bir kez daha gidiyorken haliyle ertesi gün akşam olmak milletimizden olan rüzgarlar uzatılmışlardır. Bunlardaki girişimi milletimize, meclisimize, demokrasimize, cumhuriyetimize, aykırısının yarattığı arasında ve şahı olduğumuzda karşı yapılmıştır. Ordumuz ve devletçilerimiz bize göz veriyoruz. Bu sınavın adli girişimine başarısında olmasıyla Türkiye artık yeni bir göreve girmiştir. Bu günlerdeki artık 15 Temmuz öncesinden daha güçlüdür. 15 Temmuz şehitlerini rahmetle ve milletle anıyoruz. Şimdi konuşmaları yapmak üzere 15 Temmuz gecesi meydanlarda çarpışarak gazi olarak benim de eskişe koyduğum Sayın Tanem Taşkır kardeşimin Hüseyin abilerini başlarlar. Bu dolayısıyla, yürümüz
gençlerini dev camiye ağırlamakla imtina ediyoruz. Hepimiz için son kuşağımız değil, bundan sonra gelecek yeni nesillerin ilk kuşağımız. Bu konuda da size daha fazla beklentilerimiz, daha yüksek beklentilerimiz olduğu için hocalarımıza da bu konuda size teşekkür ederiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygı ve şükranlarımızı duyuyoruz. Konuşmalarla olaya ilerlemek olduğunu benim anlamına teşekkür ediyorum. Şimdi de bu konuşmalarda yapmak üzere Dünya Post Birliği Yönetim Kurulu'yu Avrupa Post Birliği As Başkanı ve Türkiye Post Federasyonu Başkanımız Sayın Eğitim Gözdeş Bey'in Türkiye'ye davet ediyoruz. Sayın misafirler, çok kıymetli katılımcılar, değerli hakemler, teknik kurulu başkanımız, meclis seçim kurulu başkanları, ilk temsilcimiz, kıymetli aileler, hepinize saygılarımı sunuyorum. Bu özellikle çok teşekkür ederim. 17-25 Aralık'ta başlayan 15 Temmuz gecesi son bulan hain darbe girişimini bu milletin birlikte beraber olduğu Türk milletinin şahane şükürlüğü 15 Temmuz 1918-1915-18 İstiklal Savaşı'nın olduğu yıldır. 1923'te Cumhuriyet'in kurulmasına sebep olan Türkiye'nin şahlanışı. Ama aradan geçen 100 yıl sonra 15 Temmuz'da milletin samimiyetini dini istismar edip kendisine bir çevre, bir altyapı oluşturan bu hainlerin hesap etmediği iki şey vardır. Birisi hak, ikincisi halk. Bu iki zayıf varlığa ve Allah'ın önce Allah yardım ettiği insanlara ki saat gece üçte yapacakları kalkışmayı, darbeyi saat 8.30'da hazırlıkta kaldı. İkincisi de halkın, tankın altında yapacağını, tankın üstüne çıkacağını, özgürlüğü kurşunla vermeye sitem edeceğini hesap etmediler. Ama şimdi bütün dünya gördü ki Türkler bir gölün bir günün dediği zaman işte onun kutlası 15 Temmuz'da oldu. 15 Temmuz'da sokağa çıkan Türkiye'nin her tarafındaki insanlara burada saygılarını, sevgilerini gönderiyorum. Ayrıca gazi olan kardeşlerimize Allah'tan uzun ömürler diliyorum. Şehit olanlar için de Rabbim onlara rahmet etsin. Onlara Allah merhamet etsin. Vatanları cennet olsun inşallah diyorum. Bir daha 15 Temmuz'ları yaşamamak için milletimizin uyanık olması lazım. Hepimizin uyanık olması lazım. Bosna'nın yasasında bu konuda gelmiş olduğu çaba, göstermiş olduğu cesaretle kolayca onları tebrik ediyorum. Herkese saygılarımı sunuyorum. Türkiye bu federasyon başkanımızdan borcu arttırmayı teşekkür ediyorum. Şimdi Müslüman ve İsmail'e kulübüne kendisi bir kula hakkı verecektir. Lütfen ismini okuduğu kulübün aktörleri kuvvetlerinizle bekliyoruz. 15 Temmuz